Evet, genel cerrahi uzmanımız, doktor öğretim üyesi Fatih Can Karaca ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Tabii son zamanlarda genel cerrahi deyince benim aklıma direkt obezite cerrahisi geliyor. Yani bariyatrik cerrahi. Evet, çünkü her geçen gün obezite sıklığı artıyor. Obezite ameliyatlarında genel cerrahi uzmanları bizler yaptığımız için birçok genel cerrahi uzmanı neredeyse sadece artık obeziteyle uğraşmaya başladı gibi. Çünkü o kadar çok hasta var ki bunları ameliyat etmeye belki birçok cerrahın vakti bile zamanı yetmiyor. Ülkemizdeki cerrah sayısı bile yetmiyor. Şu an değil mi? Türkiye'deki genel cerrah sayısı, bariyatrik cerrah sayısı Türkiye'deki obezleri ameliyat etmeye yetmez. Yetmez. O kadar çok. O kadar çok. 80 milyon. Hem ülkemizde hem dünyada çok giderek artıyor. Tam tanımı ne bir kere? Önce onu bir söyleyelim istiyorum ben. Çünkü hani normalde çok şişman insanlara da bazen hani obez hoş olmayan, evet aynen öyle. Tam bir karşılığı var benim bildiğim kadarıyla obezite. Tam karşılığı tanımı. Aslında obezite şu demek. Obezite vücutta normalden fazla yani aşırı miktarda yağ birikmesi demektir. Kadınlarda vücut ağırlığının 1/3'ünden fazlası yağdan oluşuyorsa, erkeklerde 1/4'ünden fazlası yani 100 kilo bir erkek 25 kilodan fazla yağ varsa obeziteden söz ediliyor. Bir de vücut kitle indeksi denen kavram var. Her yerde söylediğimiz vücut ağırlığınızı boyunuza 2 defa bölüyorsunuz, bir rakam elde ediliyor. Bu 30'un üstündeyse obeziteden bahsediliyor. 35 üstündeyse ve artık ek hastalığınız varsa sizin için ameliyat gündeme geliyor. 40'ın üstünde de diyetle egzersizle artık kilo veremeyeceğiniz için 40'ın üstündeki vücut kitle indeksi 40'ın üstü olanlarda en etkili tedavi yöntemi cerrahi olduğu için ülkemizde de işte çok fazla cerrahi ameliyatları yapılıyor. 2016 yılında IFSO denen Uluslararası Obezite ve Metabolik Hastalıkları Birliğine bağlı bütün ülkelerde yapılan obezite ameliyatları sayısı 685 bin ve bunun yaklaşık %53'ü yarısından fazlası tüp mide ameliyatı. Ülkemizde de çok fazla tüp mide ameliyatı yapılıyor. Obezite ilk tercih. Çünkü obezite ameliyatlarında tüp mide ameliyatıyla çok efektif, etkili bir sonuç elde ediyorsunuz. Ameliyat süreniz kısa ve diğer ameliyatlara göre daha kolay. Bunun dışında sindirim sisteminin normal anatomisini çok bozmuyorsunuz. Ömür boyu vitamin ve mineral almanıza gerek kalmadığı için ülkemizde de tüp mide ameliyatları çok fazla yapılıyor. Rakamları şey yaptın değil mi? Evet. Yaklaşık yani 700 bin ameliyatlar yılda. Efendim? Yaklaşık 700 bin kişi ameliyat oluyor bütün dünyada. Tüp mide ameliyatı ya da obezite ameliyatı. Obezite, obez sayısına göre yapılan ameliyat %1 bile değil. Evet. Ama mesela şöyle bir şey, şunu ben neden mutlaka altını çizelim istiyorum. Çünkü zayıflama ameliyatı olarak da adlandırıldığı için evet. Yanlış mıyım? Size de herhalde aslında zayıflama ameliyatı olarak geçiyor ama yani obezitenin tanımında hastalık olduğu belirtiliyor. Obezitenin hastalık olduğunu unutmamak lazım. Obezitenin zayıflamak aslında ikinci bir kazanç. Obezite ameliyatının için obezite neye neden oluyor? Diyabetin %80'inden sorumlu. Obezite karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Eklem hastalıklarına neden oluyor. Akciğer hastalıklarına neden oluyor. Astımın ilişkili. Onun dışında safra hastalıkları neden oluyor. Birçok kanser neden oluyor. Geçen ay kadınlarda meme kanseri farkındalık ayıydı. Meme kanserinin en önemli nedenlerinden bir tanesi obezite. Kısırlık için de aynı şeyler. Kısırlık için tabii. Ameliyat sonrası evet. Mesela ameliyat olan kişilerin sperm hareket ve sayısının arttığı bilimsel olarak ispatlanmış. Kadınlar için kadınlarda da yumurta artıyor. Doğurganlık artıyor. Ameliyat sonrası doğurganlığı artıyor. Çünkü ameliyat öncesi obezitesi varsa çok büyük bir ihtimal insülin direnci var. Polikistik over sendromu dediğimiz overlerinde sorun var. Ameliyat oluyor, insülin direnci kırılıyor, fazla kilosu gidiyor, tansiyonu varsa o normale geliyor. Böylece ne oluyor? Doğurganlığı artıyor. Çocuk sahibi olamayanlar bile olabiliyor. Beni yanlış anlamayın. Ben zaten şeyin altını çizmeye çalıştım aslında. Evet, yani zayıflama ameliyatı derken hani çok kilo aldım, bir tüp mide ameliyatı olayım, zayıflayayım. Hı. Hani bu tip hastalıkları, rahatsızlıkları evet. Olmadan. Sadece hani kısa yolla kilo verme öyle, yöntemi keyfine. Olarak. Ha, keyfine. Kiso, evet. Keyfine. Çünkü geçtiğimiz günlerde... Oluyor, evet. Tamam o yüzden söyledim. Evet, evet. Çünkü geçtiğimiz aylarda ya da günlerde demeyeyim mi? Aylarda böyle bir şey magazine düştü. Belki siz de takip etmişsinizdir de o yüzden. Hani hiç ihtiyacı olmadığı halde mide ameliyatı yaptırdı gibi bir şey oldu. O yüzden söylüyorum şimdi ben de. Şimdi basında bu konu birazcık sanki biraz suistimal ediliyor gibi ya da eğer bizim doktorlar tarafından da ihtiyacı olmadan ameliyat yapıyorsak biz de suistimal etmiş oluyoruz ama ve basında bu aralar obezite cerrahisi kötüleniyor gibi. Aslında obezite cerrahisinin kötülenmesi şu açıdan tehlikeli. Gerçekten bu ameliyata ihtiyacı olan insanlar var. Ve bu ameliyata olmadıkları zaman yaşam süresi kısalan hatta hayatını kaybeden insanlar var. Korktukları için ameliyat olmuyorlar. Ya da ameliyat olduğu halde bizi arıyorlar. Hocam ameliyat sonrası biz de ölecek miyiz diyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Bu ameliyat sonrası kişilerin hem yaşam kalitesi artıyor hem yaşam süresi uzuyor. İşte çocuk olmayanın çocuğu olabiliyor. İşte eklem ağrısı olanın eklem ağrıları geçiyor. Uyku apnesi olup uyuyamayan insanların
çok daha rahat uyuyabiliyorlar. Günlük enerji aktiviteleri çok daha fazla oluyor. İnsülin dirençleri kırılıyor. Yani doğru tanımlamak lazım ama günümüzde şimdi estetik çok ön planda. Bütün bayanların, bütün hatta artık erkeklerin de sanki çok güzel olması gerekiyormuş gibi bir algı var. İşte 5 kilo fazlası oluyor. Ben ameliyat olayım ya da mide botoks yapayım, mide balonu taktırayım. Birazcık kolaya kaçıyoruz. Çünkü artık toplum olarak her şeyi çok kolay elde edip, teknoloji de var birçok şeyde. Her şeyi çok kısa sürede tüketiyoruz. Ama öncelikle diyet, egzersiz yapmak lazım. Doktor kontrolünde de, diyetisyen kontrolünde. Bunlarla başa çıkamıyorsak ve hastalık düzeyinde obezitemiz varsa o zaman biz cerrahlara başvurup o zaman en etkili cerrahi yöntemi hastaya uygulamak lazım. Diyet dediniz de diyet deyince aklıma benim hemen şeker hastalığı geliyor. Yani şimdi şeker hastalığında da obezite cerrahisi yapılıyor. Şeker hastalarını da ameliyat ediyoruz. Onun ismi metabolik cerrahi oluyor. Benzer ameliyatlar ama artık son yayınlarda şöyle bir kavram da çıktı. Eğer bir şeker hastasını ameliyat ederken tüp mide ameliyatı da yapabilirsiniz şeker hastasını. Amacınız şekeri düşürmek amaçlı tüp mide ameliyatı yapıyorsanız ona da artık metabolik cerrahi ifadesi kullanılsın deniyor. Şimdi şeker hastalarının ameliyatında metabolik cerrahi niye diyoruz? Çünkü şeker hastaları tek başına şeker yüksekliği olmuyor. Yanında mutlaka kan yağları bozuk oluyor, kolesterol yüksek oluyor, hipertansiyon oluyor, karaciğer yağlanması oluyor. Şeker hastalarının %80'i fazla kilo, kilo fazlalığı oluyor. Yani metabolik sendrom. Biz bir ameliyatla hem şekeri normale getirip ilaç ve insülini bıraktırıp hem kolesterol seviyesini normale getirip hem hipertansiyondan kurtulup hem de karaciğer yağlanması normale gelip hem de fazla kilolarını veriyor. Yani metabolik sendromu tedavi ettiğimiz için şeker hastaları ameliyatına metabolik cerrahi diyoruz. Metabolik cerrahide de doğru hastayı seçtiğinizde %90'a yakın başarılar var. Mesela işte bu doğurganlıkla ilgili söylemiştiniz. Bir tane hastam vardı 35 yaşında kadın hasta ve günde 100 ünite, 110 ünite insülin kullanıyordu günde 3-4 defa. 35 yaşında çok genç olmasına rağmen, hiç alkol almamasına rağmen, hepatit olmamasına rağmen karaciğerde yüksek doz şeker ve ilaç kullanımına bağlı olarak karaciğer siroza dönmüştü. Ve bu hastayı, tabii çok ileri derecede siroz değildi, o zaman ameliyat yapamayız. Sirozun ikinci evresi gibiydi. Hastayı ameliyat ettik, hem insülinlerini bıraktı, ilaçlarını bıraktı, kolesterol ilaçlarını bıraktı, karaciğeri rahatladı. Hatta ameliyattan sonra da gebe kaldı. Çünkü ondan önce defalarca düşüğü vardı. Yani doğru hastayı seçtiğiniz zaman çok mükemmel ve faydalı sonuçlar olan ameliyatlar bunlar. Şeker hastalığını tedavi ettik. Şeker şişmanlığı, ettik. Obeziteyi tedavi ettik. Evet, hipertansiyonu tedavi tüketen ettik. Tüketen bir bireydik, üreten bireye üreten döndük. Tabii ki. Hamile kaldık, çocuğumuz oldu. Tabii ki. Yani çok daha üretken oluyorlar. Çünkü şeker hastaları ameliyat olmadan önce şunu söylüyor. Hocam diyor, şekerim yüksek oluyor diyor, uykum var, halsizliğim var. Şekerim düşük oluyor diyor, gene uykum var, halsizliğim var. Ya da obez bir birey hareket edemiyor, ayakkabısını bile bağlayamıyor. Bazı obez kişiler, yani obez kişilerin çok toplumda cerrahi kötüleniyor bazen ama birinci derece yakınlar onların ne çektiğini çok iyi anlıyorlar. Yani kendi ayakkabınızı bile bağlayamayacak düzeyde obezite olan bir kişinin diyetle kilo vermesi mümkün değil. Siz burada ameliyatı çok fazla kötüler, ameliyatın iyi taraflarını söylemezseniz o zaman bu insan da ameliyat olmaktan korkuyor. Bazen şöyle hastalar geliyor bize. Hocam diyor, bir hastayı size yönlendirecektim diyor. İyi ki gelmemişti. Niye hayırdır diyorsun? Çünkü diyor geçen ay diyor kalp krizi geçirdi, vefat etti. Belki ameliyat olsaydı, yani tabii ki hepimizin ölüm süresi inancımıza göre doğduğumuz gün belli olmakla birlikte belki ameliyat olsaydı yaşam süresi uzayacaktı. Daha kaliteli bir hayat sürecekti. O yüzden doğru bilgileri paylaşarak insanlara faydalı olmakta yarar var diye düşünüyorum. Geçen sene ne gördüm biliyor musun? Geçen sene şeyde Amerika'da işte New York'tan Miami'ye uçuyorum. Ekonomi klasta bu koltuklara kollarını dayadığın yer var ya, onları kaldırmışlar. İnsanlar sığmıyor diye. Onunla ilgili bir çalışma yapılmış. Yani dünyada obezite bütün ülkelerin ekonomik olarak da yük bağlıyor. Obez kişilerden dolayı uçakların harcadığı benzin miktarı çok daha fazla. Onun dışında dünyadaki bütün sağlık harcamalarının yaklaşık %10'u obezite ve diyabete bağlı hastalıklara harcanıyor. Yani sağlık için bir ülke, ülkemiz 100 lira para harcıyorsa bunun 10 lirası sadece obeziteye ayrılıyor. Ya da dünya ekonomisinde gene bütün obeziteye bağlı harcanan para miktarı 2.1 trilyon dolar. Bunu nasıl şimdi kafamızda trilyon dolar çok büyük bir rakam kafamızda şekillendiremeyebiliriz. Bütün dünyada terör harcanan para da 2.1 trilyon dolar. Yani bütün dünyada her yerde terör var. Silahlar üretiliyor, askerler var, bunların yiyecekleri var, mühimmatı var. Bütün obezite ve diyabet ameliyatlarında da aynı para harcanıyor. Bu da daha ciddiyetinin önemini. O yüzden biz bütün cerrahlar ya da dünyadaki birçok cerrah her gün ameliyat yapsak da şu an yetişemeyiz. Çünkü her geçen gün o kadar çok obezite sıklığı artıyor ki. Ülkemizde de 3 kişiden biri ya obez ya fazla kilolu. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Efendim programımız devam ediyor. Takipte kalın.